Ne dedik? Yurt dışı seçmeni, gurbetçiler, bizi şu an çok fazla seyreden var. Almanya'nın neredeyse her yerinde seyircimiz var. Belçika'da, Hollanda'da her birine ayrı ayrı selam olsun. Başımızın tacısınız, gurbetçilerimiz vatan hasretiyle. Onlar farklı bir hasret, zor bir hasretle yaşıyorlar. Şimdi sizler, gurbetçilerimiz, bu 15 günde belki de seçim sonucunu değiştireceksiniz. Çünkü anketlere yansımayan bir rakam. Gurbetçilerin vereceği oylar. O yüzden her bir oy çok kıymetli. Liderler yurt dışı seçmenine yönelik nasıl bir söylem geliştirdiler? Mesela Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın İnce, bir bakalım. Sizin tek bir oyunuz Türkiye'nin ve milletimizin geleceği için hayati önemde. Yurt dışında oy veren seçmene seçim otobüsünden seslendi Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu. Belki hayatınızın belli bir döneminde Türkiye'den göçtünüz. Belki Türkiye'de bile doğmadınız. Ama vatan sevgisi sizi de toprağınıza yakın tutuyor. Öyle ya da böyle vatandaşları olarak sizler de bu ülkenin geleceğinde söz sahibisiniz. Ardından sözü sağlık ve ulaşım hizmetlerine getirdi, vaatlerini sıraladı. Sizlerin de sorunlarını biliyoruz. Çözümlerimiz hazır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde güçlü varlık gösterebilmeniz için yurt dışı seçim çevresi oluşturacağız. Türkiye'de sağlık hizmetlerinden eşit şekilde yararlanabileceksiniz. Yurt dışında kullandığınız otomobilinizin Türkiye'de kalış sürelerini uzatacağız. Fahiş uçak bileti fiyatlarını makul seviyelere çekeceğiz. Yurt dışı seçmenine bir mesaj da Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den geldi. Yurt dışında ciddi ayrımcılığa uğruyorsunuz. Sizden daha fazla canımız yanıyor. Türkiye'nin evlatları dünyanın hiçbir yerinde ayrımcılığa uğramayacak. Buna izin vermeyeceğiz. Ve Ata İttifakı diyelim. Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, rakibi Muharrem İnce'den daha fazla oy alacağını söyledi. 4 ay içinde hiçbir siyasi partiyle bağ olmayan tek isminin kendisi olduğunu belirtti. Seçilirsem partili cumhurbaşkanı olmayacağım dedi. Ben Sayın İnce'yi çok rahat geçeceğimi söylüyorum. 14 Mayıs'ı işaret etti. Cumhurbaşkanlığı seçimindeki iddiasını bu sözlerle dile getirdi. Sadece Sayın İnce'yi geçeceğimi söylemiyorum. Bak, biz kademeli bir planlama yaptık. Ve bu planlamayı adım adım gerçekleştiriyoruz. Sinan Oğan imza toplayamaz dediler. Sinan Oğan çok rahat bir şekilde imzayı topladı. Bir günde 50 bine yakın imza topladık. Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan, TVNET canlı yayınında konuştu. Kendisinin hiçbir partiyle bağı bulunmadığını hatırlattı. Partili cumhurbaşkanı olmayacağını söyledi. Mevcut 4 aday içerisinde partisiz tek aday benim. Ben seçildiğimde bana herhangi bir parti gelip bir dayatmada bulunamayacak. Milletin, herkesin cumhurbaşkanı olacağım. Son dönemlerde yeniden yükselişe geçen milliyetçilik ve Türkçülük tartışmaları da soruldu Oğan'a. Sinan Oğan geldiğinde dağa taşa her yere ne mutlu Türk'üm diyene yazısını yeniden yazacak devlet adamı olacak. Yazalım. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirleriyle eleştirilere yanıt verdi. Ülkenin ortak adı olan Türk, Türkçülük demek etnik ırkçılık demek değil. Türk milleti de ne mutlu Türk'üm diyene diyebilen herkesin ortak adıdır.